Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Allah Akhenaton'a esenlik ihsan etsin. Hükümdarın buyruklarını yerine getirmekle meşgul. Hangi hükümdar? Bu benim değil, Allah'ın sana yüklediği bir görev. Gerçek hükümdar odur. Mısır halkını kurtarmak için seni gönderen de odur. Sevgili Inarus, sen nasılsın? İyiyim efendim, hoş geldiniz. Ne güzel, Yüzarsif Hazretleri eski dostlarını hala unutmamışlar. Unutkanlık adetimiz değildir. Unutulmamak için huzurunuzdayım. Ülkenin durumuyla ilgili son gelişmeleri anlatmak için geldim. Muhakkak bu silo yapımı ve buğday stoklamakla ilgili gelişmelerdir. Belki de çiftçiler ve ihtiyaç sahipleri ya da kahinler ve onların çıkardığı olaylar hakkındadır. Bir hizmetkar kendisine yapılması söylenen işlerden başka bir iş yapmaz. Şüphesiz bunlar önemli olaylardır. Mısır'la ilgili sorunları sonra dinleriz. Bugün sizin için başka rüyalar da gördük. Ama benim silo yapımı, buğday stoklama ve kahinlerin entrikalarıyla ilgili arz etmem gereken hususlar var. Benim sizin bütün bu sorunların üstesinden geleceğinize olan inancım kesinlikle tamdır. Bu işlerle daha sonra da ilgilenebilirsiniz. Siz Amon Tapınağı ve kahinler için plan yapa durun. Ben ve Akhenaton Hazretleri de sizin için. Boş yere zihninizi yormayın. Biz artık sizi bu yalnızlıktan kurtarmaya karar verdik. Demek konu bu. Bugüne kadar evlenmeyi hiç düşünmedim. Ben bugünden itibaren sizin dikkatlice düşünmenizi öneririm. Kamses'in kızı Asenat. Babası Aton Mabedi'nin tek tanrıya tapan büyük din adamlarından biridir. İyi ve güzel bir kız. Demek beni Memphis'ten buraya çağırmanızın nedeni bu. Yüzarsif, bugün Aton Mabedi'ne Kamses Hazretlerini görmeye gidiniz. Yapmanız gereken bu. Bu kadar acele mi? Neden olmasın? Asenat hem güzel hem de tek tanrıya tapıyor. Evet. Siz bir an önce evlenmelisiniz. Bu yönetimin emridir ve uygulanmalıdır. Kesinlikle ekselanslarım. Kesinlikle.
Dün gece yüzünüzde derin bir acı gördüm. Bu üzüntünün nedeni neydi? Babamdan uzak olmanın üzüntüsü. Keşke yanımda olsaydı. 30 yıldır ondan uzaktayım ve ruhum adeta ona doğru uçuyor. Peki nerede? Niçin onu görmeye gitmiyor ya da onu yanınıza aldırmıyorsunuz? Biz Kenanlıyız. Buraya bir aylık mesafede. Defalarca onu görmeye gitmek ya da durumumdan haberdar etmek istedim. Olmadı, zamanı gelmedi daha. Hala Mısır halkının bana ihtiyacı var. Onlar için tehlike geçmiş değil. Açlık Mısır halkının ruhunu ve bedenini tehdit ediyor. Daha onlar için bir şey yapmış değilim. Babam ve akrabalarımla ilgilenirsem işimden geri kalmak ve görevimi yerine getirememekten korkuyorum. Sonuçta onlar sizin babanız ve akrabalarınız. Bence yanınızda olmalılar. Onlar bir gün Mısır'a gelecekler. Ama o güne kadar ayrılık acısına tahammül etmeliyim. Ayrıca babam durumumu öğrenirse kardeşlerime beddua etmesinden endişe ediyorum. İsrailoğullarının hala uslanmadığını da biliyorum. Allah'ın iradesi bu hicrana son verinceye kadar ben de sabredeceğim. İsrailoğulları mı dediniz? İsrail babam Yakup peygamberin lakabıdır. Bana ve kardeşlerime İsrailoğulları da diyorlar. Sanki Allah'ın peygamberi kardeşleri yani İsrailoğullarından Yakup peygamberin bilmediği bir kötülük görmüş. Bunun nedenini sorabilir miyim? İleride öğreneceksin. Biliyorum. Siz erkekler gönlünüzde açıklamak istemediğiniz bir takım sırlar taşırsınız. Yersiz sorum için sizden özür dilerim. Her sır bir gün açığa çıkar. Zamanı gelince öğreneceksin. Mısır azizi olarak atandığı günden beri doyarak sofradan kalkmamıştır. Bu şehirde ondan daha aç birinin olmasından ve karın tokluğunun ona aç insanları unutturmasından korkuyor. Hanımefendi? Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi? Efendim? Ne oldu? Doğum yakın mı? Efendim, ebeye haber verin. Biraz dayanın efendim. Ebe birazdan gelir. Ebe için Malik'i gönderdim. Asenat'ın durumu nasıl? Acıyla kıvranıyor efendim. Ebe neredeyse gelir. Siz de biraz sıcak su hazırlayın.
annesizlik acısını tatmalarına izin verme. İzin verme. Anne. Anne. Çocuklarıma çok iyi bak. Anne. Anne. Mısır Azizi Bilge Yüzer Sife selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Endişelenmeyin efendim. Bana güvenin. Hanımefendi Asenat neredeler? Benimle gelin. Efendim, bir kız çocuğunuz oldu. Anne ve babası kadar güzel. Asenat'ın durumu nasıl? İyi mi? Her ikisi de iyi. Kesinlikle ayağı uğurludur. Efendim. Birkaç kez boynunuzdaki bu taşı fark ettim. Bu taşa dokunduktan sonra huzur bulduğunuza tanık oldum. Bu neyin nesi? Üzerinde son peygamberin ismi yazılıdır. Son peygamber mi? O bütün peygamberlerin çabalarını sonuçlandıracak ve onların dileklerini yerine getirecektir. Keşke babam burada olsaydı ve ilk çocuğumu görseydi. Baba, benimle gelmenize gerek yoktu ki. Kulübenizde kalsanız sizin için daha iyi olmaz mıydı? Bu uzun yol ve kızgın güneş sizi rahatsız etmiyor mu? Hayır oğlum. Allah'ın cemalinin yansıması olan bu güzel tabiatı seyretmek acılarımı hafifletiyor. Bugün çok neşeli görünüyorsunuz baba. Evet oğlum. Ama neden bilmiyorum. Yusuf'un da bugün mutlu olduğunu sanıyorum. Hoş geldin kızım. Sana Menese, yani unutturucu adını veriyorum. Sen geldin ve ben bütün kederlerimi unuttum. Menese'nin doğmuş şerefine Memphis'in bütün yoksullarını ağırlayın.
Buğday mı? Mısır'da Yüzarsif'ten başka kimsede buğday yok. O bütün buğdayları başaklarıyla silolara yığmış. Bunu zaten biliyoruz. Biz Mısır dışını kastediyoruz. Komşu ülkeleri yani. Benim Hitit ve Mitanni ülkelerinden haberim var. Oralarda da kıtlık baş göstermiş. Başka ülkelere bakmanızı tavsiye ediyorum. Belki oralardan buğday ithal edebilirsiniz. Durun. Şehre giriş amacınız nedir? Ülkemizde kıtlık baş gösterdi. Mısır'da hububat var dediler. Mümkünse bize yardım etmenizi isteyecektik. Sizler habirilerden olmalısınız. Evet efendim. Bilgi edininceye kadar burada bekleyin. Ben dönünceye kadar burada kalsınlar. Efendim, bugüne kadar Teps kentinde 400 kişi kölelerin masraflarından kurtulmak için onları azat etti. Bu köleler yoksul sayılır. Bedava buğday almalarını sağlayın. Niçin bedava buğday verelim? Niçin onlardan yararlanmıyorsunuz? Buğday dağıtımı, siloların yönetimi ve korunması için çok sayıda işçiye ihtiyacınız var. Çalışmaları karşılığında onlara buğday verin. Aferin Asenat. Güzel bir öneri. Bana senin gibi akıllı bir eş seçtikleri için Akhenaton ve Nefertiti'ye teşekkür etmeliyim. Böylece eksik olan iş gücümüzü bu kölelerle gidereceğiz. Bilge Yüzarsif'e selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Efendim, ben şehrin doğu kapısında görev yapıyorum. Komşu habirilerden olduklarını söyleyen insanlar buğday satın almak için geldiklerini söylüyorlar. Onlara ne cevap vereyim? Kıtlıktan gerçekten etkilenip etkilenmediklerini araştırın. Diğer ülkelerden gelenlere buğday vermeyin. Kıtlıktan etkilenen ülkelerin isimlerini daha önce belirledik. Vurgunculuğu önlemek için herkese bir aylık yani 10 ölçek buğdaydan fazla vermeyin. Fiyatı da bolluk yıllarındaki gibi tutun. İsimlerini ve nereden geldiklerini de yazın ki bir seferden fazla buğday almasınlar. Yüklerini de iyice arayın. Silah varsa onlara el koyun. Burada kıtlıkla mücadele eden memleketlerin adı yazılı. Allah'ın peygamberi, Suriye taç kapısının muhafızı bir rapor sunmak istiyor. Kabul edecek misiniz? Gelmesini söyleyin. Mısır azizine selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Anlat bakalım, ne haberler getirdin? Geçen hafta Suriye kapısından içeri giren yabancıların sayısı 390. Her biri aynı kapıdan birer çuval buğday alıp götürdü. Bunların çoğu Hititliler, Habiriler ve Suriyelilerdi. Anlatmaya değer başka bir şey yok. Ancak bugün Kenan halkından 10 kardeş içeri girmek istedi. Ve mani olduk. Ne yapmamızı istersiniz? Kenan mı? 10 kardeş mi? İsimlerini sormadın mı? Sordum efendim. İsimleri burada yazıyor.
Kendileri mi? İsrailoğulları mı? Ne oldu Allah'ın peygamberi? Kötü bir şey mi oldu? O papirüste ne yazıyordu? Hiçbir şey hanımefendi. Sadece Kenan halkından 10 kişinin adı var. Malik, onlara saygılı ve iyi davranarak Akhenaton sarayına götür. Ne olur bana ne olup bittiğini söyleyin. Niçin konuşmuyorsunuz? Takdiri ilahi nihayet kardeşlerimi Mısır'a getirdi. Onlar ilahi vaadin gerçekleşmesine tanık olmak için geldiler. 30 küsur yıldan sonra. Allah'ın iradesi şimdiye kadar görüşme yönünde tecelli etmedi. Sizden ricam, kardeşlerimin burada olduğunu kimseye söylememeniz. Allah'ım sana şükrediyorum. Sana şükrediyorum. Neredeler? İşte. Bunlar efendim. Sizler Kenanlı mısınız? Evet. Hepimiz Kenanlıyız. Ama 10 kişiden fazlasınız. Bize Kenanlı 10 kardeş dediler. Biz 10 kardeşiz. Diğerleri Kenan halkından. Ben Mısır Azizi tarafından gönderildim. Size bir hakaret yapıldıysa ya da bekletildiyseniz özür dilerim. Siz 10 kişi Teps kentine girebilirsiniz. Sizi Mısır Azizi'nin sarayına götürmekle görevlendirildim. Diğer Kenanlılara ne olacak? Onlar buğday almaya gidebilirler. Lütfen benimle gelin. Neden biz 10 kişi? Orasını ben bilemem. Mısır Azizi'ne sorun. Gidelim. Biz ne olacağız efendim? Evet, biz ne olacağız? Endişelenmeyin. Siz gidip buğdayınızı alın. Daha sonra bu kapının önünde buluşursunuz. Bineklerini onlar dönünceye kadar ahıra götürüp tımarlarını yaptırın. Bir şey anlamıyorum. Niçin önce bize kabalık gösterildi ve daha sonra saygıyla içeri alındık? Bizi niçin Mısır Azizi'ni sarayına götürüyorsun? Muhafızın o kabalığı bilgisizlikten, bu davetse cömertlik ve misafirperverlikten kaynaklanıyor. Mısır Azizi herkese karşı böyle misafirperver mi? Mısır halkı Yuzar Sif'i çok sever. O herkese iyilikte bulunur. Ama hepsini saraya davet etmiyor. İyisi mi nedenini kendisine sorun. Ben bilmiyorum. Lütfen biraz bekleyin. Görüyor musun Asenat? Bunlar benim kardeşlerim. Ama hiçbirini tanımıyorum. Burası Mısır Kralı Akhenaton'un sarayı. Siz bu saraya girebilen ilk topluluksunuz. Levi. Hepsinin önünde, Malik'in yanında hareket eden Levi. Onu çok iyi hatırlıyorum. En iyi kardeşimdi. O benim öldürülmemi engelledi. Aman Allah'ım. Saçların ne kadar da beyazlamış böyle. Bak, zaman onları ne hale getirmiş. En arkada duran Yehuda'dır. Her yere endişeli bakıyor. Her şeyden şüphelenir.
hala kötü karakterini koruyor. Allah'ım, ne kadar büyüyüp yaşlanmışlar. Umarım Bünyamin de aralarındadır. Bazılarının saçı sakalı beyazlamış. Asenat, onlar da beni tanıyacaklar mı? Endişelenme, sen hepsinden daha küçüktün. Dolayısıyla hepsinden daha fazla değişmişsin. Bu elbiseyle tanımazlar. Buyurun. Umarım. Gidelim. Allah'ım, nasıl onlarla yüzleşeceğim? Ya beni tanırlarsa? Endişelenmeyin. Onlar sizin kardeşleriniz. Hiçbir şey olmaz ki. Beni öldürmek isteyen ve şu anda ne tür bir karaktere sahip olduklarını bilmediğim kardeşlerim. Bunlar bir yana. Onlar için bazı planlarım var. Beni tanımamalılar. Yine aynı kolye mi? Bu kelimede nasıl bir sır var bilmiyorum. Ne zaman onu düşünsem huzur buluyorum. Onları birkaç gün tutmak istiyorum. Görüşmeyeli 30 yıl oldu. Bizi niçin buraya getirdiğini bilmeliyiz. Sizce Mısır Azizi bizimle ne konuşacak? Gelmemeliydik. Çıkışı olmayan bir kapana kısıldığımızı hissediyorum. Tam tersine. Ben güvende hissediyorum. Ve en ufak bir art niyet görmüyorum. Emirleriniz yerine getirildi. Şimdi ne yapalım? Kardeşlerim benim misafirlerim. Birkaç gün burada kalacaklar. Mimusavi'ye söyle onları rahat ettirmek için elinden geleni yapsın. Bu arada... pek tedirgin görünmüyorlar. Ama yine de onlara eğer kötü niyetimiz olsaydı sizi sarayda ağırlamazdık deyin. Merak etmeyin. Onları yatıştırmaya çalışırım. Tekrar hoş geldiniz. Umarım burada uzun Kenan yolunun yorgunluğunu bir parça olsun üzerinizden atabildiniz. Niçin bizi buraya getirdiniz? Mısır Azizi'nin bizimle ne işi olabilir ki? Hiç şüphesiz cezalandırılmak istenenleri saraya getirmezler. Mısır Azizi'nin sizinle ne gibi işi var? Onu kendi bilir. Benim görevim sizi ağırlamaktır. Mısır Azizi'nin yakın dostu Mimisabu hizmetinizde. Ve her isteğinizi yerine getirecektir. Ben size hoş geldiniz diyorum. Önce banyo yapmanızı öneririm. Böylece yolun tozu toprağını ve yorgunluğu üzerinizden atarsınız. Thank you.
Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Her zamanki gibi ibadet ve zikirle meşguller. Züleyha'yı kıskanmayacağımı söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Ne oldu? Fikrin değişti mi? Hayır. Ama bu haline imreniyorum. Ne olur hanımefendi, sadece birkaç lokma. Neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Biraz bu yemekten yiyin. Yiyinceye kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Gerektiği kadar yiyorum. Hem uyuyorum hem de konuşuyorum. Bundan fazlası zaruri değil. Bütün ömrüm yiyip yatmakla geçti. Kalan bu birkaç sabahı başka türlü geçirmem gerek. Bilgisizlikle, nefse uymakla, şehvete tapmakla, kibir, gurur ve sarhoşlukla geçen bunca yıldan sonra bu günahları nasıl telafi edeyim? Ancak yine de Allah'ın rahmetinden ümitliyim. O Rahman ve Rahim'dir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.